Et Dünyası Mannheim, Orta Almanya Ekspresi'ni sunar. Başarılı girişimci Tuncer Aksoy'un Mannheim kentinde Et Dünyası adıyla işlettiği et marketi, alışılagelmiş kasap formatından uzak modern bir iş yeri. Et Dünyası'nın en taze balıklardan helal kesim etlere kadar çok geniş bir ürün yelpazesi var. Arkadaşımız Şükrü Doğru, Et Dünyası'nın tecrübeli çalışanlarından Hazret Dayanan'dan bir etin taze olduğu nasıl anlaşılır ve ucuz etin sağlığa zararları gibi konularda bilgiler aldı. Sevgili izleyiciler, bu hafta da Et Dünyası'ndayız. Et alırken nelere dikkat edeceğiz ve buradaki personel müşterilere nasıl hizmet veriyor, o konuda uzman kişilerden bilgiler alacağız. Hazret Bey ile birlikteyiz. Öncelikle sorayım, kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Ben bu işi doğduğumdan beri hemen hemen yapıyorum. Dede, yani bu meslek baba mesleğimiz. Baba mesleği, evet. Diyorsun. Burada ne tür müşteriler daha çok size geliyor? Daha çok Müslüman kesimine yönelik yapıyoruz ama tabii yabancı müşterilerimiz de var bunun yanında. Biz burada herkesin damak tadına ulaşmaya çalışıyoruz. Öncelikle müşteriyi memnun etmeye çalışıyoruz. Özellikle Türk müşterilerimizi ya daha doğrusu Müslüman müşterilerimizi daha çok burada helallik yönünden, hem etin kalitesi yönünden elimizden geldiği şekilde memnun etmeye çalışıyoruz. Peki ben şimdi geldiğim zaman eğer elinizde hazır yoksa bir bonfile, bir biftek ya da daha değişik böyle hemen tavaya atıp kızartacağım şeyleri hemen yapıp bana teslim edebiliyor musunuz tabii, istediğimi? Tabii. Ne kadar sürüyor mesela? O anda istediğiniz et yoksa alternatiflerimiz var. Onun yerine başka bir çeşit size sunuyoruz. Onu istediğiniz gibi hazırlıyoruz gözünüzün önünde. Siz evde hiçbir şeyle uğraşmıyorsunuz. Direkt tavaya artık mangal mı yapacaksınız, nasıl yapacaksanızsa direkt yapıyorsunuz. Hiçbir şeyle uğraştırmıyoruz müşterilerimizi. Peki Hazret Bey, ben et alırken nasıl, neye dikkat etmem lazım? Bayağı taze olduğunu ben nasıl anlayacağım? Etin de her zaman rengine bakacaksınız. Çoğu müşterilerimiz koyu etin daha iyi olduğunu zannediyorlar. Rengi koyu olanın tabii, daha iyi olduğunu zannediyorlar. Aslında öyle değil. Açık renkli et her zaman daha güzel ve daha yumuşak olur açık renkli etle. Yani etin tazeliğini bir renginden anlıyoruz, yumuşaklığından anlıyoruz. Yumuşaklığından anlarlar ve her zaman tabii kasaba güvenmek lazım. Yani güvendiğiniz kasaba gitmeniz lazım. Yani mesela bilmediğiniz kasaptan mesela ya daha ucuz etler var mesela. Ucuz etleri her onu zaman... Onu da soracağım, onu da soracağım. Mesela bazı yerlerde gerçekten akıl almadık şekilde ucuza kıyma, et, diğer ürünler satılıyor. Bu nasıl oluyor? İşte bu artık sadece Almanya'dan gelen etler yok Almanya'da maalesef. Dışarıdan gelen etler de var. Ticaret amaçlı başka yerlerden et getirip daha ucuza mal etmeye çalışıyorlar. Bize çeşitlerinizi sayabilir misiniz? Tavaya atacak neler var burada? Tavaya atacak dana çeşitlerinden 8-10 çeşite yakın danadan çeşitlerimiz var. Kok ripesinden, dana bifteğinden, antrikotundan, dana pirzolasından, süt dana pirzolasından, dana bifteğinden hemen hemen her şeyimiz var. Köfte çeşitlerimiz var. Bunun yanında taze bıldırcın getirdik bu aralar. Tavuk çeşitlerimiz var. Tavuk biftek, tavuk pirzola. Kuzu çeşitlerimiz var. 14-15 çeşit kuzu çeşitlerimiz var. Et Dünyası Mannheim, Orta Almanya Ekspresi'ni sundu.